Merhaba arkadaşlar, motosiklet felsefecisi Ruhi Usta kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Suzuki'nin tahtını koruyan yıllarca en başarılı motorlarından biri Hayabusa 1300 kufa açılışı yapıyoruz. Süleyman Ustam şöyle yüzeysel inceliyor. Komple motorun kurulumunu, tidayını yapacağız arkadaşlar. Motorlar Japonya'dan nasıl geliyor Hayabusalar? Bunlar merak eden takipçilerim olmuştu. Şu şekilde geliyor arkadaşlar, çelik kasada şu şekilde geliyor, bütün parçaları üzerinde kurulu vaziyette, sadece ön tur camı gelmiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Suzuki Hayabusa şu şekilde kurulumunu yapıyoruz. Evet, Suzuki Hayabusa açılışını yapıyoruz. Ne yaptın? Kamera seni geçireceğiz. Tabii sen kameramanı olacaksın, tamam mı? Şimdi şu şekilde üst dökerken sen şöyle kafana göre oynatacağım. Dur şuradan bakalım bir dakika. Arkadaşlar motorumuz Hayabusa 1300. Japonya'dan nasıl geliyor? Çelik kutuda geliyor. Ve şu an ilk açılışı, yani eskili servise geliyor, hazırlanıyor, benzinli konuya çalışıyor ya, bu aşamayı gösteriyorum size birebir arkadaşlar. Doğaçlama çekiyoruz. Her şeyi Japonya'da kurulu düzen geliyor. Sadece şuradaki tur camımız takılmıyor, kırılmasın diye. Onu da biz takacağız. Geri kalan her şey kurulu düzen arkadaşlar. İçinin yağsına kadar var. Sadece benzin yok. Benzini maalesef burada koyuyoruz. Hayabusa 1300. Çoğu kişinin hayallerini süsleyemiyor. Hatta hayal buysa Hayabusa diyorlar. Doğru mu kameraman abi? Doğru. Sen de hayal ediyor musun Hayabusa'yı? Hayabusa hayalim, evet. Süleyman Usta'ya yardım et. Sen demirleri alıp et. Süleyman ver arkadaşa. Evet, kameramanları çalıştırıyoruz, gençleri. Evet. Motorumuz Hayabusa 1300 arkadaşlar. İlk kutu açılışı. Etrafını boşalttıkça makine ortaya çıktı. Ne düşünüyorsun böyle bir motor hakkında? Değil mi? Şimdi neler yapacağız, neleri eksik, neleri fazla? Kameraya geç hocam. İleri geri yap. Demir
Arkadaşlar motorların üzerinde böyle katalogları gelip şu şekilde katalogları var. Her dilde üretilmiş 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olacak. Şimdi burada manuel bak hepsi var arkadaşlar. Şu şekilde bütün motorlarda olur bu markalarda, Honda'da, Yamaha'da da olur. Katalogları okumak isteyenler açıp okuyabiliyor. Bunları biz motorun yanında veriyoruz abi. Bunu okumak isteyen açıp okuyabilir. Ama yok ben okumaya vakit kaybetmeyeyim, hızlı geçiş yapayım diyen de bizi izleyebilir. Hocam bir aradan çekilir misiniz? Doğaçlama çekim yapıyorum. Sayın arkadaşlar, Ruhu Usta'yla hoş geldiniz yeni bir hayata, yeni bir güne, yeni bir yaşama. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, motoru Suzuki şeylerini tanıttım aktarık arkadaşlar. Süleyman damadıyla birlikte arkadaşımız yani şu yaşamda hız güçlüğüyle arkadaşlar işte. Adı neymiş bakmamız Suzuki Haybusa. Ben getiremedim yani size anlayın. Kardeşim iyi bir motorun yani gücü sağlam, motorun yüklerine şey atma yeri var. Ne atma yeri? Ne derler ona motorun basır basır arkadaş adını getiremedim yani. Egzoz şeyleri yüklerine yani sapı sağlam bir motorun. Çok sağlam bir aşkı arkadaşlar. Sizi memnun edecek yani sizi yüklere bekleriz yani. Doğuş diye. Satış ayarımıza başlamıştır. Sizdeki motorumuz, tamirimiz, her şeyimiz mevcuttur. Bırakabilirsiniz, gelin. Abi hiç motor deneyimin oldu mu? Ha? Motor deneyimin oldu mu hiç? Motor deneyimim olmadı ya. Motora binmekte de zevk alıyor. Güzel bir şey yani. Motor kullanması da yani. Böyle bir makineye bindin mi hayatında? Hayatında motosiklet gibi, doğru bisiklet gibi şeyler sürdüm. Motosiklet, üçlü tekerli var ya. Yani. Motosikletleri sürdüm. Az çok anlarım diyorsun. İki yani. Tekerleklerden kardeşim yani anlamadığımdan Süleyman'ın ek yani tecrübemiz iki tekerleklerden yani dengeyi sağlamadığımdan düşmek tehlikesi olduğundan kullanmadım. Ama üç tekerlekleri kullanmıştım. Bunlar yani çok hızlı koştuğu için ben hıza da dayanamadığımdan çok süratliye gitmem. Bunun yani size de kadranı kaç abi hiç baktın hızlı, mı? Çok hızlı da tavsiye etmem arkadaşlar size 50'de gideyim. Ceza yiyorsunuz. Kadranına hiç baktın mı abi kaç bu? Kaç basıyor, ne kadar hızda gidiyor? Bir bak bakalım. Arkadaşlar hızı 280 diyor. Kaç motor diyor? Motor hızı 280 diyor. 280 diyerek yani hızına gitmeyin kendiniz öldürürsünüz. Çok hızlı sıratlı gitmeye bakmayın. Ya 100 ya 70 arasında gitmeye bakın. Size yani tavsiyem budur yani. Diyeceklerimi sizlere bırakıyorum. Damadı Süleyman. Ruhu Usta'yla baş başa bırakıyorum. Teşekkür ederiz abi. Teşekkür ederiz. 70'le gidelim. Teşekkürler. Bay bay vereyim tipleri. Bize de resim olmak için yani şey değil. Ne tipleri de. Eskiden olsaydı belki mecbur olurdum da. Şu an ne olursun orasını bilemem. Kameraya bak bak. Duvarlara bak. Kameraya bak. Evet hocam, kamera sende. Şimdi. Ben Ankara'lıyım. Ankara Gölbaşı.
Gölbaşı. Evet arkadaşlar, Hayabusa'mızın tur camını taktık. Zaten her şey kurulu düzen geliyor. Sadece ön tur camı gelmiyor arkadaşlar. Ön tur camı da çok hassas. Şu şekilde. Tur camını taktık. Tur camımızın şurada çift taraflı bant gibi bir aparatı var. Onu buraya önceden takmak gerekiyor arkadaşlar. İki tane de kıl alyandan takılıyor. Titanyum alaşımlı civatası var. Çok hafif. Düz siklet civata. Onu takıyoruz. Ve şurada en hafif boşluk olmayacak arkadaşlar. Bak şöyle gördüğünüz gibi. Bu çok önemli. Bunu önceden oturtmak gerekiyor. Bunu oturttuktan sonra alyanlarını hafifçe sıkıyoruz. Ondan tork aralığı da arkadaşlar 5 Newton. Şimdi önce tutturuyoruz, sonra bunları hassas torkla, küçük hani bu dişçilerin kullanmış olduğu implant takıyorlar ya, o torkla sıkılıyor arkadaşlar. Bundan sonra da tekrar kontrol ediyoruz. Dediğim gibi kataloglarımız geliyor. Arkadaşlar tavsiyemiz bu katalogları okuyun arkadaşlar. Okuyun. Yani bunları okuyup çok bilgi sahibi olan arkadaşlar var. Okuduklarını bize aktarıyorlar. Biz sahada her ne kadar tecrübeli olsak da bunları okuyanlar okuyarak tecrübe kazanıyor. Ama sahadaki tecrübe ayrı bir şey, okumak ayrı bir şey. Ama okuyunca da bilgi sahibi oluyorlar. En azından bizlere işlem yaptırırken ben katalogdan şunu okudum, 3. sayfada şu yazıyor, 5. sayfada bu yazıyor diyebiliyorlar. O da çok önemli. Artı motorlarımızı alır almaz depoları yarım depo benzin koyalım arkadaşlar. Biz 1 litre, 2 litre, 3 litre gerekirse benzin koyup benzin pompasını benzinle tanıştırıyoruz. 4-5 kontak açtıktan sonra marşa basıp motor rahatlatıyoruz. Motorlar teslim aldıktan sonra benzinli en az yarım depo benzin dolduralım ki şamandıra ve benzin pompasına zarar gelmesin. Sağ ayarı vesaire motor teslim edilirken akü takma aşamasında yapılıyor arkadaşlar. Şu an biz kasadan, Japonya'dan geldiği gibi kasadan kurulumunu yaptık. Motoru teslim ederken de benzinli koyup çalıştıracağız arkadaşlar. Şu an motorumuz hemen hazır durumda. Ön lastiğimiz, jantımız takılı zaten. Lastik basınçları ayarlı. Yine de bunları kontrol ediyoruz arkadaşlar. Lastik basınçlarını da elden geçiriyoruz. Çünkü Japonya'dan kasada zedelenmemesi için lastiklere fazla basınç uyguluyorlar ki hani ezilmesin vesaire olsun diye. Biz bu lastik basınçlarını tekrar elden geçireceğiz. Motorumuz yan sehpada değil şu an. Hala kasada. En son işlemleri bittikten sonra şuradan bağlantı vermişler. Bunu kurtaracağız ve normale çevireceğiz arkadaşlar. Motorumuz Suzuki Hayabusa arkadaşlar. En son versiyonu. Bundan daha sonrası çıkmadı arkadaşlar. En son çıkan bu. Kontağımız da.
Evet arkadaşlar, aküler kendinden şarjlı geliyor. Sadece kutup başları takılıyor. Yani farklı bir işlem yapılmıyor. Şöyle akü kısmını da göstereyim size. Beyni burada, akümüz burada. Kendinden şarjlı geliyor akülerimiz. Şu an maslama yapacağız. Koltuğumuzu takalım Süleyman Usta'm. Evet arkadaşlar, Hayabusa'mız hazır. Şu an ilk marşı yapacağız. Evet. Ön tur camımız da takıldı. Rüzgar camımız. Evet hocam, kontağı açalım 3 defa. Bir. Selamladı. Tekrar açalım. Şimdi bunu niye yapıyoruz? Deponun içindeki benzini, benzin pompası her yerine alsın ve sıkıntı yapmasın diye yapıyoruz. Çünkü ilk defa benzin konulup çalıştırılacak. Açıyoruz. Evet. Basalım, başlayalım hocam. Harika, 10 numara. Evet, gördüğünüz gibi motorumuz çalıştı. Rodaj aşamasında ısınmasını bekliyoruz bir müddet. Hayabusa 1300. Hafif buhar verir. Yeni çalıştı makina. Gayet güzel. Alatılar Brembo.
teşekkür ediyorum. Hayabusa. Yakında kanalımızda arkadaşlar. Takip edin. Evet arkadaşlar. Hayabusamız hazır. Programa çekiyoruz. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Suzuki Hayabusamız showroom'a hazırlandı. Benzini kondu. Aküsü konuldu. Şarjı ölçüldü. Sıvı aydınlatmaları kontrol edildi. Gereken bütün kontroller yapıldıktan sonra teslimata hazır vaziyette geldi arkadaşlar. Motorumuz Hayabusa 1300 hazır. Zaten bütün aksamları Japonya'da hazır vaziyette geliyor. Bizim yaptığımız bir tur camı artı benzinli koyduk. Aküsünü bağladık. Kontrollerini yaptık. Her şey 10 numara. Alan arkadaşa şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.